Tourette sendromu kılavuzu, hasta ve yakınları, deneyimlerden bir derleme, 1995-2019. Nasıl yol alalım? En iyi ilaç sevgi ve sabırdır. Bir de kendimiz ve etkileşimlerimizi iyi gözlemlemek, yolumuz aydınlatır. TS'den korkmayalım, bilgi ve ilgi güçlendirir. Sınırsız tüketim, acımasız rekabet ve hırs önümüzdeki en önemli engellerden. Ben TS'yi kesin tedavi ediyorum diyeni sakın ciddiye almayalım. TS'de kesin tedavi diye bir şey günümüzde yok. Kalmıyor. En pahalı özele de gitsek, kamu hastanesine de gitsek konusunda deneyimli içten uzman arayalım. Bilelim ki destek her ikisinde de bozukluğu hafifletmeye yönelik. TS'li kişiye sen şimdi şunu yaparsın, sen gurmesindir, busundur, şusundur diyen ünlü bir uzman da olsa değiştirelim. O da TS'yi kendisi anlayamamış. İlaçsız da TS'yi dengeleyebilen birçok insan var. Kendi veya yakınımızdaki ufak tefek zararsızlıklara aşırı odaklanmayalım. İyileşme hep birlikte olabilir. Tik yapma demeyelim, elimde olsa yapmazdım. Bazen tik yapmıyorsak bitti sanmayalım, bir süre sonra o tik ve veya yenisi gelebilir. Benim yaptığım aynı tike sen de aynı olumsuz tepkiyi verme. Yüzüme acıyarak bakma, normalleşmeye çalış. Tiklerden utanıp sosyal ortamlardan uzaklaşmayalım. İçten ve bilinçli sosyal destek çok değerli. Çocuğun, gencin, yetişkinin ilgi alanına uygun uğraşlar daha iyi hissetmenin en önemli ipuçlarındandır. Spor, müzik, resim, dans ve bunun gibi tikleri başka alana kanalize etme şansı artabilir. Tiklerime odaklanma, başka uğraş alanları bulmama destek ol. Bilelim ki tikler ve bunun gibi şeyler alevlenmeler ve sönümlenmeler şeklinde dalgalı seyreder. Nasıl alevlendiğini ve sönümlendiğini anlamaya çalışın. Panik, aceleci tutumlar gibi tüm aşırılıklar sorunları alevlendirebiliyor. Her türlü şiddete yönelik oyun, dizi, film gibi şeylere gerilime dikkat. Sorun görünen ses ve hareketliklerinden daha fazlası olabilir. Bozukluğu yaşayan ve yakınları bizlerin kendi içimizde aramız nasıl? TS tikleri yaşayanların %80'i bilime göre 18-20 yaş sonrası giderek sönümlenir. %20'de azalma görünmez ve bunların bazıları en şiddetli ve karışık tip formları geliştirmeye devam edebilir. Bizim grubumuz için hemen her çeşit tik ve bunun benzeri yaşayan arkadaşlarımız ola geldi. Bilgiler ya kötü olursa beklentisine girmek için değil, %20 azınlıkta kalanlar için de umut her zaman var. Travmalar herhangi birimizi olumsuz etkiler, %80'i ve %20'yi de. TS ile birlikte alınan eş tanılar, ADHD, OKB, aralıklı patlamalı bozukluk, aynı ani duygu durum değişmesi gibi birçok sorun TS seyrini olumsuz etkiler. Öfke ve eşya fırlatma ve bunun gibi yıkıcı davranışların azalması, yapıcı davranışların desteklenmesine bağlı olabilir, önem verelim. İlaç kullanmak zorunda kalırsak doktorumuza olası etki seyri ve süresini ve de olası yan etkilerini mutlaka soralım. İlaçları aniden bırakmayalım. Başlarken de doktorumuzla mümkün en düşük dozu belirleyelim. Çoğu ilacın uyku hali ve iştah artırıcı yan etkisini bilelim. Olabildiğince beslenme düzenimiz az kalorili ve üç beyazlardan uzak olsun. Kafeinli içecekler tikleri, hiperaktiviteyi, takıntıları tetikleyebiliyor. Bazı arkadaşlarımız antidepresan kullanımına bağlı tip 1 diyabet tanısı aldıklarını yazdılar. Doktorumuzla konuşun. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde doğru ve anlayışlı arkadaş seçimine önem verelim. Okulu velileri, çocuk ve gençleri TS konusunda bilinçlendirelim. İnsanların bilgisi yoksa tepkileri sert olabilir. Kamu sağlığı için kamu kuruluşlarının iyileştirilmesini isteyelim. Her şeyden önce koruyucu önlemleri hep birlikte düşünelim ve gerçekleşmeleri için hep birlikte çabalayalım. Herhangi bir konuda olabildiğince acele etmeyelim ve ettirmeyelim. Sadece Tourette tiklerini ve diğer en çok yaşayan bireye odaklanmak yerine öncelikle anne baba ve yakın çevre ve diğer davranış kalıplarını ve çevre koşullarını ve herhangi birimiz öncelikle çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını kendi hayallerimizle bastırmaya çalışmayalım. Bir Tourette yakını, Nisan 2019. Tourette sendromlu bireylere yapılacak en büyük iyilik, küçük yaştan itibaren onları bireysel olarak yaşamlarını kazanabileceği ve kendini var edebileceği alanlara yönlendirerek o yönde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Sonrası da inanın sorun değil. Vasıfsızlık Tourette sendromu olmaktan daha büyük bir sorundur hayatta. Tourette sendromlu bir bireyin geleceğini öngörerek yönlendirmeniz dileğiyle. Bir başka Tourette yakını Nisan 2019. Tourette sendromlu bireylere küçük yaştan itibaren onları bireysel olarak yaşamlarını kazanabileceği ve kendini var edebileceği alanlara yönlendirerek o yönde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak gerekli. Ancak maalesef yeterli değil. Uygun sosyal koşullardaysanız sonrası sorun olmayabilir. Ama değilseniz, sosyal ortamdan uzaklaşan bireyler niteliklerini paylaşamazlarsa, düzgün üretemezlerse kendi ayakları üzerinde duramazlar. Derleyen Şükran Demiralp.